Ve Yemen, Yemen'deki Husi hareketi. Yemen'in Yemen kuzeyinde hakim Husiler. işte Hamas'la, Hizbullah'la, İran'la, direniş cephesiyle birlikte hareket ediyorlar. Ve 2000 kilometre uzaktan İsrail'in merkezini uzun menzilli füzeyle vurdular bu kez. İsrail'den hemen bir açıklama geldi. Bu olayda ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu İsrail. İsrail Başbakanı hatta ağır bedel ödeyecekler dedi. Yemen'deki Husi hareketi yaklaşık 2000 kilometre öteden İsrail'i vurdu. Yemen'in kuzeyini kontrol eden Husiler daha önce de İsrail'in Tel Aviv kentini İHA ile hedef almıştı. Hamas, İran ve Hizbullah'la birlikte direniş cephesinde yer alan Husiler bu kez uzun menzilli füzeyle hedef aldı İsrail'i. Husilerin fırlattığı füze İsrail'in merkezine ulaştı. Başkent Tel Aviv'de sirenler çaldı. Halk sığınaklara koştu. İsrail ordusu füzenin havada parçalandığını, şarapnellerin Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki ormanlık alana ve bir tren istasyonunun yakınlarına düştüğünü açıkladı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Husilerin askeri sözcüsü İsrail'e 11 dakikada 2040 kilometre yol alan yeni bir hipersonik balistik füzeyle saldırdık dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise ağır bedel ödeyecekler ifadesini kullandı. Husiler Temmuz ayında da Tel Aviv'i bir insansız hava aracıyla vurdu. O saldırıda bir kişi öldü. İsrail saldırıya Yemen'in Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını ve enerji tesislerini vurarak yanıt verdi. O saldırıda 6 Yemenli öldü, 80'den fazlası da yaralandı.